Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Winkeltje'nin ilk izlenim videosuyla sizlerin karşısındayım. Oyunumuz vefat eden babamızın ardından devraldığımız orta çağdaki bir dükkanla alakalı. Shopkeeper 2 tadında, hafiften de biz bir oyun daha oynamıştık, hatta ücretsizdi. Shopkeeper mıydı? Neydi? Tam hatırlamadım. Mini serisini falan mı yapmıştık da neyse, şimdi o konulara hiç girmeyelim. Babamızın vefatının ardından dükkanı devralıyoruz. Bizim dükkanımız önceden çok şaşalı, çok iyi durumda olan bir dükkandı. Ancak sonrasında dükkan batıyor ve babamız vefat edince dükkanı bize devrediyor. Diyor ki, sevgili kızım, dükkanı eski şaşalı günlerine kavuştur. Bu benim sana vasiyetimdir. Biz de bunun üzerine babamızın dükkanını alıyoruz ve işletmeye başlıyoruz. Dilerseniz başlayalım oyuna. Çok keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. Arzu ederseniz mini seri tadında birkaç bölüm gelebilir. Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Sizlerin beğenileri beni daha çok video çekmek için motive ediyor. Çok çok teşekkür ederim. Ve hala kanala abone değilseniz sağ alt köşedeki logodan abone olarak ailemizin bir parçası olmayı ihmal etmeyin lütfen. Kartlar kısmından da Samed Güngör Live kanalına ulaşabilirsiniz babuşlar. Şimdi yeni dükkan diyelim. Ben oyunun tutorial kısmını oynadım. O tutorial kısmının üzerinden devam edelim. Sevgili kızım, bu mülk yıllardır nesilden nesile aktarıldı ve artık senin. Bizim yapamadığımızı yapıp aile ismimizi temizleyip Koopman ismini yine eski ihtişamına döndürürsen bizi gururlandırırsın. Fikir basit. Aldığından daha fazla şey sat. Ardından daha fazla müşteriye hitap etmek için dükkanını genişlet ve dekore et. İyi şanslar, sana güveniyoruz. Max Kuhlman. Baba vefat etmiyor da olabilir. Emin değilim. Sonuçta dükkan bize kalıyor, yani ona eminim. Kendim çözeceğim oyunu deyip oyuna başlıyorum. Çok basit, dükkanı aç dediğiniz anda dükkan açılıyor. Benim kameramın olduğu yerde hiçbir şey yok. Merak etmeyin, şu an için satabildiğimiz 4 çeşit ürün var. Ekmek, ham odun, çekiç ve kıyafet. Şimdi öncelikle bizim bir tane kasa yapmamız lazım. İşlemlerimizi gerçekleştirebilmemiz için bir kasaya ihtiyacımız var. Bu kasa şu işe yarıyor. Eğer dükkanınız kapalıyken kasadan sipariş vermeye çalışırsanız haşırt diye size geçirirler. Yani normal fiyatından çok çok daha fazlasına sipariş vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu bir felaket senaryosu gibi bir şey. Yani dükkanınızda hiç ürün yoksa, hiç ürün kalmadıysa belki günü boş geçirmemek için satılabilir. Bu sipariş kısmı haşırt. Peki bu kasa ne işe yarıyor? Bazı müşteriler size bir şeyler satmak için geliyorlar. O bir şeyler satmak için gelen müşterilerin sattığı bazı ucuz ürünleri alıp hemen cepleyebiliyorsunuz. O kasa o işe yarıyor. Bu arada kusura bakmayın, yeni uyandım, böyle hafif aygın, baygın, dalgın yapıyorum, yardırıyorum ama umarım sizin için sıkıntı yoktur. Şimdi daha sonra öncelikle bir masanın kilidini açacağız. Daha sonrasında çiçek sepetinin falan kilidi açılamıyor şu an çünkü levelim yeterli değil. Masanın kilidini açacağız ve masa satın alacağız. Alabildiğimiz kadar masa satın almaya çalışacağız ve bu satın aldığımız masalara da ürünlerimizi sergileyip satacağız. Efendim, ben 4 tane masa almaktan yana taraftarım. Şöyle bir kamera açısıyla bakalım. Aldığımız masalara herkes erişim sağlayabiliyor mu? Çünkü hani çok yaklaştırırsam bazı alanlar kırmızı oluyor. Ben kırmızı olmalarını istemiyorum. Hani rahatlıkla gelip geçip satın alsınlar. 4. masayı da alacağım. 4. masayı da şöyle şuraya atalım. Hatta 5. bir masa bile alınabilir aslına bakarsanız, ki alacağım. Şimdi şöyle taktik yapacağız efendim. Nasıl bir taktik biliyor musunuz? Hazır tüketilebilecekler öne. Yani ekmek ve ham madde gibi. Çünkü hani orta çağdasın, düşün, odun falan her şeye lazım olur. Kıyafet ve tamirat tadilat malzemelerini de arkaya koyacağım. Ve ondan sonra dükkanı aç deyip şöyle bir dükkanımı açacağım. Haydi bakalım, müşteriler gelmeye başlasın. Çok basit, şirin, güzel bir yapısı var. Açıkçası grafikleri falan da benim hoşuma gitti. Hemen aldıkları ürünün yerine yenilerini dolduralım. Kim gelirse gelsin dükkanda rahatlıkla ürün bulabilsin istiyorum. Aa bak, bu arkadaş da bize ürün satmaya geldi. Tünikler %11 daha ucuz. Ekmekler %57 daha ucuz ve odun da %50 daha ucuz. Ne yaparız biliyor musunuz? 3 ekmek, 2 odun, 2 de tünik alalım. 3 ekmek, 2 odun, 2 de tünik. Şu an tamirat malzememiz yok. Onu da tedahil şey yaparız. Onu da bir şekilde karşılarız. Buna da tünik yerleştirelim tekrardan. Ablacım buyurun. Buyurun ekmek, tünik, odun. Şu an çekiç hariç her şeyimiz var. Paletin kilidi açıldı. Bu palette şu an ablam çekiç istiyor. Abla çekiç yok be dükkanda. Tetta abla. Vallahi çekiç kalmadı yani. Getirtemedik malzemeyi. Ama istiyorsan abi %73 daha pahalıya da çekiç getirilmezsin bu arada ya. Ablacım yok be. Şey kazık yani anladın. Vallahi kaza satıyorlar pis herifler. Olsa senin canın sağ olsun. Ablacım surat asmanın lüzumu yok. Seni memnun edeceğim diye kendime saplayacak değilim. Surat asmanın lüzumu yok. İlk gün 70 dolar para kazanmışız. 70 dukat, 70 altın, 70 gümüş artık nasıl şey yapmak isterseniz, isimlendirmek isterseniz. Şimdi dükkanı bir miktar genişletelim. Şöyle bir zemin ekleyelim. Yaklaşık 100 gold'luk bir bedeli bu zemini şey yapmaya harcayacağım. 47 gold'um kaldı. Buralara henüz bir şeyler alamıyorum. Direkt dükkanı açacağım. Elimde malzeme var zaten. Birileri malzeme satmaya gelir belki. Onlardan bir şeyler alırız. Şuralara palet falan yerleştiririz. Tek sıkıntı şu an benim şeyimin olmaması. Bu arada görevleri görüyorsunuz. Palet yerleştirmem gerekiyor ve 3 gün içerisinde 50 dukat ödeme yapacağım birine. O 50 dukatlık ödemeyi sağlamam gerekiyor. Umarım birisi ürün satmaya gelir. Çünkü elimdekileri yedim bitirdim. Dayı gel bakalım. Hacı abi çekici de o kadar iyi saplıyorsun ha. Sapla sapla. İnsan alışveriş yapmıyor zaten burada. Gevur alışveriş yapıyor ya sapla. Şuna bak Allah aşkına ya. 26 dukattan çekiç mi satılır abi? Ablacım yine çekice bakmaya mı geldin? Senin çekişle ne işin var ya? Al ekmeğini git. Oğlum tunikler falan da satıldı. Bizim var ya tez zamanda palet yerleştirip ürün depolamayı öğrenmemiz lazım. Evet arkadaşlar elimizde odun dışında hiçbir şey kalmadı. Elimizde odun dışında hiçbir şey kalmadı. Hepsi de kaza mı satar be? Hepsi kaza satıyor ya hepsi. Ben buradan şimdi şöyle yapalım. Geniş masa. 2 tane ürün yerleştirmek için kullanılıyor. Paletin kilidini açalım. Ondan sonra masa değil. Masa değil canım. Ondan sonra dükkana bir palet satın alalım. Palet satın almayacağım ya. Çok riskli şu an. Yani palete 100 altın vermek çok riskli. Çünkü şimdi şöyle bir durum söz konusu. Eğer adamlar gelip alışveriş yapmazsa yani hiçbir önemi kalmayacak hiçbir şeyi. Yani bunlarla da dükkan mı açılır? 6 tane odun ve bir dal ekmeğim var. Artık birinin gelip bir şeyler satmasını bekleyeceğim. Ve umarım satın arkadaş kaza satmaz. Hacı dükkanda odun var la odun alsana. Çekiç yok abi çekiç yok. Oğlum şu çekici bana 26'dan aldırtacak mısın ya gerçekten? Aa yarın gelecek çekiç. Hacı abi ne olur çekiç sattığını söyle. Oğlum çekicin ucuzluğuna bak. Yumul. Abi çekiç de ucuz. Ketem de ucuz. Her şey ucuz. Ver baba. Al çekiş kardeş. Un mu? Baba yok. Ablacığım ne arıyorsun? Şey mi arıyordun? Keten mi arıyordun? Cidden mi? Yani biraz ürünleri çeşitlendirebildik nihayet. Odun alsana la, odundan çok var ya, odunları al. Oğlum çekiç kaçtan satılıyor bilmiyorum da yani. Buradan sipariş verilmez bak, ben buradan bir tane çekiç sipariş ettim 26'ya, o bana girecek yarın. ...82'lik bir gelir kazanmışız. Dükkanda iyi kötü malzeme var. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu çekiçleri bir şuraya koydu. Onlar benim başımın belası oldu. Dükkanda iyi kötü ürün var. Ama depolamak için palet alalım da baba. İyi de stoğum dolu. Ya palet 100 dukat olur mu kardeşim? 100'e ne satıyorsun sen ya? Paleti ben nasıl 100'e alayım? Dekorasyon, zemin, geniş masa, dikiş masası, giyim için zanaat masası. Hadi bari upgrade'leri yapalım da. Dikiş masası ne işe yarayacak misal? Abi dikiş masası için de dükkanı genişletmek gerekiyor. Ben o paleti satın almalı mıydım acaba ya? Şu an bilemedim. Gerçekten bilemedim. Neyi satın alındı orada? Odun mu satın aldın? Reis odun dolu her yerde mi? Odun değil bu arada. Burada ekmek vardı. Hacı abi ne satıyorsun? Ekmeği %43 daha ucuz. Sen bana keten versene ya. Keten ver. Tunik ver. Odunu modunu bir şekilde buluyoruz zaten. Ekmek ver. Eyvallah. Baba bir şey söyleyeyim mi? Yarın kesinlikle palet koyuyorum mekana. Al baba keten. Şey var. Tunik var reis. Şey yapma. Kıyafet var, aklında kalmasın. Ablacım o son çekicimdi be. Ablam son çekicimle son ekmeğimi almayaydım be. Oğlum sonları alıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz bak ya. Güzel. 50 dukat para ödedik. 5 gün içerisinde 55. Adam mı soyuyorsunuz lan? Bir saniye şunları bir alalım. Şimdi ekmekler şuraya. Ekmeklerin yanına odunlar buraya. Sonrasında tunik, keten ve tunik buraya. Ben bu dükkana bir palet satın alırım abi. Bu dükkanın çünkü depolamaya ihtiyacı var. Dikiş masası değil, palet. Ama palet için şöyle... Dükkan düzenleyiciye bir gel. Şurayı da depo olarak kullanırız. İleride şöyle yana büyütmeye ve şu yana doğru büyütmeye devam ederim de. Şimdilik şuraya bir tane alan şey yap. Tam buraya yerleştir. Ablacım buraya gel. Paletini bir koy. Artık 14 birim malzeme şey yapabiliyoruz. Malzeme yerleştirebiliyoruz buraya. Yani elimden geldiğince gözler önünden uzak bir yere sermeye çalıştım. Bana 2 çekiş nereden geldi bilmiyorum bu arada. Sanırım görevi tamamladığım için geldi. Yani zanaat masasını falan kullandığımda da güzel şeyler gelecek. Bir save'imizi alalım. Oyun benim biraz hoşuma gitti bu arada. Yani çok şey olmasa da hoşuma gitti. Açıl bakalım. En azından bu sefer malzeme sattıktan sonra daha fazlasını alabileceğim. Yani ucuza ürün satılıyorsa depolayabileceğim ki stokçuluk bence bu işin altın kurallarından biri. Bak 33'e satılıyor. Tunik kaça satılıyor bilmiyorum. Keten 17'ye satıldı. Biz keteni çok daha ucuza aldık. Hacı abi sen ne satıyorsun şimdi? Oğlum çok ucuza satıyor lan her şeyi. Stokçuluk baba. Yani stok yapacaksın. Zamanı geldiğinde süreceksin piyasaya. Ablacım odundan bol bir şeyimiz yok. Sen merak etme. Tunik'ten odundan bol bir şeyimiz yok. Dert yok. Babacım al ekmek. Ama çekiç falan istersen şu an çekicim yok hacı abi. Dur odun. Abi keten yok be abim be. Abim keten yok be. Gelmedi herif, gelmedi yani. Ne yapayım, canımı mı alacaksın? Keten yok ya. Abiler dükkanı kapatıyorum. Haydi Allah'a emanet. Haydi Allah'a emanet. Dayı bir saniye, şimdi şu ürünleri biz bir toplayalım. Masaları bir satalım artık, böyle bence büyük masa yapımına geçmeliyiz ya. Şimdi öncelikle şuradan bir kilit açmadan gel. Süslü kasayı salla, çiçek sepeti, lale buketi. Upgrade'leri bir alalım. Süslü masaya tutup 70 vermeyeceğim. Ürünleri görüntülemek için kullanılır. 3 tane yuvası var. Tamam. Çöp kutusu. Ürünleri silmek için. Belki ileride işe yarayabilir. Şimdi agam satın al. 100 dukatlık bir tane dolap al. Getir bakayım, dolabı yerleştir şöyle. Abicim dolapta kıyafetlerimiz var. Tamam mı? Satın al. Geniş masa. Çevir şöyle. Çevir. Masaya yerleştir ekmekleri. Satın al. Bir tane daha geniş masa yapıştır. Masaya yerleştir odunları. Biraz zor geçiyoruz odunlardan ya. Oğlum kazara sattık ya. 40'a alıp 40'a sattım değil mi? Yani kendime sokmadım, evet. 40'a alıp 40'a sattık, güzel. Ya deponun oraya geçmemizi gerektirecek bir durum olacağını ben zannetmiyorum pek fazla ama. Dükkan dar babacım, dükkan dar, ben ne yapayım? Dükkan kıç artı bir ya. Bence paraya kıyıp bir tane daha raf alalım ya. Bence paraya kıyıp bir tane daha dolap alalım. Dolapta da şöyle ekmek dursun abi, ne yapalım? Ama gerçi alışveriş yapmazlarsa benim param kalmıyor. Paleti satsam. Ama paleti satsam bu sefer de ürünlere yer kalmıyor. Abi bekle. Yani çeşitliliğe bakar mısın şu an? Çeşitlilikten milletin gözleri kamaştı, yemin ediyorum. Çeşitlilikten milletin gözleri kamaştı ama dolap lazım baba, yani dolap koyacaksın, dolapla iş yapacaksın ya. Dayı ekmek falan hazır burada. Çekiç yok ama, çekiç yok. Abi getirdiyse beklersen koyayım. Abim ne getirdin? Aha vallahi çekiç ya, ver şöyle bir 3-4 tane çekiç ya. Yalnız param bitti. Çekiç. Tahıl ver dayı. Biraz da ekmek ver. Abi stokçuluk yapacak kadar şeyim yok ya. Al çekiç. Al şuraya da tahıl koyalım. Al çekiç. Al tunik. Malzeme bol, malzeme bol. Gel gel. Gel abicim, gel abicim. Abicim her çeşit. Her çeşit, paramız yoktu, malzeme getiremedik. Birader dükkanı sömürdünüz. Hayır yani bundan şikayetçi olduğumdan değil de dükkanı sömürdünüz yani, bildiğim malzeme kalmadı. Abi kasadan da sipariş vermeye kalksam var ya lak lak geçiriyorlar ya. Yani ne bileyim, keten kaçtan satılıyor ki? Ya illa adam gelir ya. İlla adam gelir. Ben sipariş vermiyorum abi. İlla adam gelir. Bu sefer cebimde param da var. Stok da ağzına kadar boş. Yani malzemem de var. Çeşit de var bu sefer. Yani bazı çeşitlerimiz yok tabi. Babacım kıyafet bol, hatta şöyle ekmek arası, kıyafet arası ekmek yapalım, al. Lukas, hacı ne getirdin bana be? Ama oğlum sen odunu keteni falan fırsatçılık mı yapıyorsun lan? Ha? Odunu keteni falan az getirmeler, böyle birazcık pahalıya satmaya çalışmalar. Keten de aynı, gerçi odun, yani odun bulmuşken alalım mı? Ekmeğin bitecek bu sefer. Vallahi ben depoluyorum ya. Ben depoluyorum dayı, satarız bir şekilde. En kötü şeyde küçülmeye gideriz yani, işletmede küçülmeye gideriz. Ablacığım ekmek yok. Ekmek var, aha bak ekmek aşağıda, ekmek al. Evet, o aldı ekmeği. Çekiç al dayı. Ablacığım ekmek, yani olanı koyuyoruz ya. Yani ekmek yok dükkanda, inanır mısınız bilmiyorum, ekmek yok. Ya yarına sipariş edelim diyeceğim de ekmeği %100 pahalıya satıyorlar şu an. Şu an alamam, artık yarına kaldı hacı ablalar. Artık yarına kaldı, kusura bakmayın. Reis deponun orada da yok be. Ne yapacağım? Şuradan bir keten falan da satalım. Yok babacım, dükkanda yok yani, dükkanda olsa dükkan sizin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kaydı. Ne oldu ki? Önemli bir şey yok. Yani 22. dakikadayım, birazdan kapatırım. Şimdi bir tane daha palet alsak aslında. Dekorasyon ürünleri yerleştirelim mi? Bir tane çiçek falan yerleştirelim mi dükkana, ya da çiçek, lale buketi falan. Şöyle bir kenara lale buketi iliştirirsek sanırım dükkan birazcık daha kendine gelecektir. Şöyle bak şu kasanın oradaki köşeye. Gerçi kasanın orayı buglamasın malzeme getiren adamı. Dükkan çekiciliğinden falan bana puan geldi mi? Odun var mı burada? Aslında 2 dal odun var burada. Burada var bir şeyler. Ya iyidir böyle ya. Her çeşit malzememiz var. Ekmek yok yine. İşin sıkıntısı o. Teta abla. Ha, al çekiç al ya. Çekiç al. Kıyafet al. En temizi. Berkut abla ekmek yok mu be? Balta mı? Belli ki balta pahalıya satılacak bir şey. Azıcık uçlan. Tahıl ucuz, odun ucuz ama odun var be. Oğlum sabah ekmek sipariş etmek zorunda kalacağız ya. Sen bana şunları bir ver. Artık bugün dükkan 100 gold kar yaparsa bir tane daha palet alacağım. Ekmek sipariş etmek zorunda kalacağız galiba. Ablacım balta, babacım balta var, keten var, tunik var. Tahıl var, tahılda sorun yok. Odun var, keten var, tahıl da var. Bunların hepsini alabilirsin dilediğin gibi. Al bu da tunik, al bu da tahıl. Al bu da odun. Ablacım dükkanı sömürdünüz, bitti, dükkan bitti. Stoktaki bütün malları aldınız, keten falan kalmadı valla. Valla kalmadı ablam. Yani senin canın sağ olsun ama kalmadı. ...132 goldluk gelir de muazzam. Harbiden muazzam. Ama eğer yarın da ekmek getirmezlerse sıkıntı olabilir. Gerçi her şey pahalı ya. Artık olduğu kadar satacağız yani. Yapacak pek fazla bir şey yok. Dükkanı bir kaydedelim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim babuşlar. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Bay bay.